Medine-i Münevvere'de Mescid-i Sugyan'ın olduğu yerdeyiz. Burası Osmanlı tren istasyonunun içinde kalan meşhur bir yer. Peygamber Efendimiz'le ilgili çok önemli hatıraları yüreğinde saklıyor. Onun için istedik ki bugün sizleri burada misafir edelim. Resulullah Aleyhisselam Medinelilerle burada vedalaşırmış. Allah Resulü dışarıdan Medine'ye geldiği zaman şehir dışına çıkıp gerek gazveler için gerek İslam'ı tebliğ için Medine dışına çıktığında, geri geldiğinde Medinelilerin Resulullah Efendimiz'i karşıladığı yer işte burası. Mescid-i Sukya, Allah Resulü'nün iki önemli öne çıkan hatırası var burada. Birisi hicretin ilk günlerinde Medine'ye geldiğinde Müslümanlar Resulullah Efendimiz'in ashabından birçoğu hastalandı. Hatta Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah gördünüz mü Medine bütün Müslümanları hasta etti, yani Yesrib. Ey Allah'ın Resulü, bura bize yaramadı sanki dedi. Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve Bilal-i Habeşi Hazretleri adeta bir çadırda, hani ölümünü bekliyor deriz ya, ağır hasta bir şekilde yatıyorlardı. Resulullah onları ziyaret etti. O ziyaret esnasında Efendimiz Aleyhisselam bir baktı ki Bilal-i Habeşi hastalığından sayıklıyor. Ağır ateşli bir hastalık geçiriyor ve Hazreti Bilal sayıklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nebiler Nebisi, baktı ki Bilal-i Habeşi, mecenne sularından içecek miyim? İzhir otlarının arasında koşacak mıyım? Ey Mekke, ey Kabe, seni bir daha görecek miyim diye için için hem hasta hasta şiir okuyor hem gözyaşları döküyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de yarı baygın bir vaziyette Resulullah onu ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hazreti Sıddık'ın ellerinden tuttu. Allah için dualar etti Peygamberimiz. Ebu Bekir Efendimiz'in şifa bulması için Hazreti Ebu Bekir de çok üzgündü. Sanki kızı Ayşe'nin sözlerini teyit eder gibi bakıyordu. Resulullah Efendimiz oradan çıktı. Hasta Müslümanların ziyaretinden sonra oradan ayrıldı. İşte buraya geldi. Tam da buraya geldi. Burası Medine'yi şöyle karşı cepheden, hafif de böyle biraz yukarıdan gören güzel bir yer. Hazreti Peygamber burada işte bir şehre dua etmek. Hani zaman zaman söylüyoruz ya, Allah Resulü bu şehirde yaşayan birçok insan var. Yahudiler var, puta tapan Araplar var, değişik dinden insanlar var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte bu Medine'ye şöyle dua etti. Allah'ım, atam dedem İbrahim Mekke'ye dua etti. Issız çölün ortasında kuş uçmaz, kervan geçmez. Ot bitmez, çöp bitmez, ziraata elverişli olmayan Mekke'de rahmetini indirdin. İbrahim peygamberin duasını kabul ettin. Ben de sana dua ediyorum ya Rabbi. Ne olur Mekke'ye verdiğin rahmetin, bereketin, afiyetin, şifanın iki katını Medine'ye ver ya Rabbi diye dua ediyordu.
Biz de buradan dua ediyoruz. Allah'ım İslam dünyasına rahmetini indir ya Rabbi. Peygamberimizin duasına dualarımızı karıştırıyoruz ya Rabbi. Şu mübarek günlerde Müslümanların evlerine huzur ver ya Rabbi. Müminlerin karı koca, aile içerisinde, konu komşu bize huzur ver ya Rabbi. Peygamberimiz buradan şehre dua etmiş. Allah Resulü hem arkadaşlarının şifa bulması için hem de Medine'nin onlar için hayır ve bereket yurdu olsun için dualar etmişti. Allah'ım tarlalarımıza, arazilerimize, iş yerlerimize, tüccarlarımıza, esnaflarımıza, işçi, memur hangi işi yapıyorsa kardeşlerimize sen yardım et. Hayırlar ve bereketler ihsan eyle. Selam sana Nazlı Nebi. Selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Resulullah Efendimizin dua ettiği yer, Mescid-i Sukya. Bu mescidin bir başka yönü. Kardeşlerim, hicretin ikinci yılı, Bedir Savaşı'na yola çıkmak için Resulullah yine Medinelilerin adetlerini es geçmedi. Onları yok saymadı. Resulullah Efendimiz Medinelilerin bu yere kadar Medineliler 313 Müslümanı buraya kadar yolcu etti. Burada Allah Resulü son defa halkla vedalaştı Müslüman kardeşleriyle. İçlerinde küçük çocuklar vardı. 10 yaşlarında ben de geleceğim ya Resulallah. 11 yaşında ben de geleceğim ya Resulallah diyenler vardı. Allah Resulü işte onları burada geri çevirdi. Hazreti mesela Umeyr İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh, küçük çocuk, o vefat edecek, şehit olacak Bedir'de. O dedi ki, ben ya Resulallah güreşte benim yaşıtlarımı yeniyorum, beni al ne olur dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşine dedi ki, ey Sa'd, kardeşinin beline kılıcını bağla. Yani öyle bir aşk gördü, öyle büyük bir heyecan gördü ki kırmak istemedi. Annesi ona dedi ki, ya Resulallah ne olur göz kulak olun. Abisi Sa'd bin Ebi Vakkas'a, ne olur dikkat edin, iyi bakın. Yani gerilerde ok toplasın, su taşısın ama kader hiç değişmez. Biz ehli sünnet itikadında Müslümanlar olarak kadere iman ederiz. Kader vardır kardeşlerim. Biz kaderi inkar edenlerden değiliz. İşte o Umeyr de Bedir'de vurulup şehit olacak. O acıyı Resulullah yine burada haber verecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilerle son vedalaştığı yer. Burada Peygamberimiz abdest almıştır, namaz kılmıştır. Resulullah aleyhisselamın hatıralarıyla doludur burası. Bedir'den dönerken münafıklar Medine'de bir yalan haber yaydılar. Muhammed öldürülmüş, yenilmiş Müslümanlar diye. Resulullah Efendimiz de böyle bir yalan söyleneceğini, böyle bir iftira atıp birkaç gün de olsa Müslümanları panikletip Müslümanlara hata yaptıracak kötü oyunların oynanacağını tahmin etmiş olacak ki fetanet sahibi Resulullah, yüksek akıl sahibi, çok zeki insan Hazreti Peygamber devesini Zeyd bin Harise'ye vermişti, sarığını da ona sarmıştı, onu göndermişti. Zeyd bin Harise Medine sokaklarında gezdi, Resulullah'ın selamı var, bak devesiyle geldim, sarığını da bana sardı. Fatıma annemiz Zeyd bin Harise'nin yoluna çıktı bu Medine'de. Ey Zeyd, Resulullah'ın dostu, peygamberin azatlı evladı. Ne olur doğru söyle, babama bir şey oldu mu? Ne olur doğru söyle. Rukiye anamız da o günlerde vefat etmiş. Hazreti Osman Efendimiz de, kocası da Medine'de. Bedir Savaşı'na onun için katılamamış. Resulullah Hazreti Osman Efendimiz'e ganimetten pay ayırmış. Yani onun aynı Bedir Savaşı'na katılmış gibi savaşta katılan askerlerden bir pay ayrılıp ona da bir normal askere verilen ganimet payından pay verdi Resulullah. Çünkü Osman bizimle beraberdir diyordu. Hazreti Fatıma Zeyd Efendimiz'e dedi ki, Allah aşkına doğru söyle, babama bir şey oldu mu dedi. Zeyd bin Harise, vallahi bir şey olmadı dedi. Siz inanmayın o münafıkların sözüne. Bir iki güne kalmaz, üç güne kalmaz, 160 kilometre, 170 kilometre Bedir.
bir iki güne kalmaz gelecek, göreceksin dedi. Göreceksin, gelecek Resulullah ashabıyla beraber. 14 tane şehit verdik biz. Kafirler, kardeşlerim, 70 tane liderlerini ve adamlarını kaybettiler. Müslümanlar kafirlerden 70 kişi öldürmüştü savaşta. Müslümanlardan da 14 şehidimiz vardı. Allah Resulü savaş sonrası işte buraya gelecek. Mescid-i Sukya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Nebiler Nebisinin, aleyhissalatu vesselam Efendimizin karşılandığı yer. Salat ve selam senin üzerine olsun ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu duvarlar Osmanlı ecdadımızdan kalma. Dikkat ettiniz mi? Hem Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı mescidin hem çevre duvarlarının hemen hemen hepsi Arapların arasında Harre taşı dedikleri volkanik kayalardan sönmüş, o ateş lavlarından sönmüş siyah taşlardır bunlar. O taşlardan yapılmış. 100 yılı aşkın, 120-130 yıllık bir duvar bu. Taşın siyah oluşunun burada yaşayan kardeşlerimizin ve hocalarımızın anlattığına göre, bize de Medine'de refakat eden Mahmud Sami Tayla kardeşimizin de söylediğine göre, Resulullah'a karşı bir mahcubiyetin ifadesi olsun diye, yüzümüz kara ya Resulallah, sana hizmet edecek yüzümüz yok, sana bakacak yüzümüz yok, yüzümüzün karasına bakma ya Resulallah der gibi siyah taş kullanmışlar. Medine'de tren istasyonunda ve kardeşlerim mescitlerde, hem Sukya mescidinde hem de Amberiye mescidinde siyah taşlar kullanmışlar Efendimiz'e sevgi ve muhabbeti arz etmek için. İşte o anlatılan şu tren istasyonundaki raylara keçelerin döşendiği 10-15 kilometre boyunca Medine'ye gürültü gelmesin. O zamanki teknolojiye göre kara tremin çuf çuf sesleri Mescid-i Nebevi'yi rahatsız etmesin diye keçeleri döşettikleri yollar, tren yolları, İstanbul Üsküdar'dan gelen, Medine'de Babu Selam'a bakan, işte burası ecdadınızın aşkının, muhabbetinin bir delili olarak, canlı delili olarak hala ortada duruyor. Sevgili dostlar, burası dediğim gibi Osmanlı tren istasyonu. Ecdadımız Peygamber Efendimiz'e sevgisi, muhabbeti, aşkı zirvedeydi. Yani hani çılgınca seviyor deriz ya biri için. Bizim aziz milletimiz, Müslümanlar, yani Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, Aleviler, Sünniler, Hazreti Muhammed'i aşk derecesinde severler. Aşk derecesinde severler. Kilimlere desen yaparız biz gülden, laleden, sümbülden. Peygamber Efendimiz'i temsil eden gülü camilerimize nakış nakış işleriz. Allah Resulüne insanları 120 yıl önce, düşünebiliyor musunuz? Buraya Müslümanları trenlerle getirmek için, buraya gönül köprülerini kuvvetlendirmek, araba yok o zamanlar, motorlu araçlar yok. Tren çok önemli bir vasıta. Kardeşlerim, işte ecdadımız, Allah rahmet eylesin, Sultan II. Abdülhamit Han, onu, peygamberi sevmeyenler gözümüzde küçük düşürmek için çirkin iftiralarla karalamaya çalışıyorlar. O Sultan Abdülhamit Han'ın İslam dünyasında, Türkiye'de, Anadolu'da, Balkanlar'da onlarca yüzlerce hizmetinin yanında şu tren istasyonunu İstanbul'dan Medine'ye getirmesi bile onun ne kadar büyük bir mümin ve Müslüman olduğunu, Resulullah'ı ne kadar çok sevdiğini göstermez mi kardeşlerim?
Biz ecdadımızın işte bu yerlere gelirken aman Resulullah kabrinde incinmesin. Tren raylarından çıkan o demir gürültüleriyle peygamberin mübarek hücre-i saadetleri, kabri saadetleri gürültüyle kirlenmesin diye. Şimdi hani gürültü kirliliği, çevre düzenlemesi falan diyorlar ya, işte gürültü kirliliğiyle Resulullah incinmesin diye 120 yıl önce senin deden canlı şahitleridir şu trenler, şu vagonlar, şu raylar. Kardeşlerim, Efendimizin yolunu keçelerle döşemişler rayların üstünü. İnce keçelerle döşemişler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem incinmesin diye. Biz o güzel dedelerimize layık evlat olmayı Allah bize nasip eylesin. Senin geldiğin bu mübarek yerlerde, senin gelip Medinelilerle vedalaştığın şu yerde biz de geldik ve seni selamlamaya geldik. Ekranları başında kardeşlerimiz de hayalen de olsa, ekran üzerinden de olsa Mescid-i Sukiya'ya gelemeyen, göremeyen kardeşlerimiz de istedik ki şu mübarek günlerde yüreklerine peygamber sevgisini doldursunlar diye bugün burayı ziyaret ettik. Cenab-ı Hak buraları ziyareti hepinize nasip etsin. Allah-u Teala peygamberimizin Sukiya Mescidinden kana kana maneviyatı, sünneti içmeyi bize nasip etsin. Resulullah'ı Medinelilerin karşıladığı yerde biz de onunla buluşmak için burada buluştuk. Cennette de Rabbim buluştursun.